Tüm Bursa'ya ve Bursalılara merhaba. Hepinizin bildiği üzere 2010 yılında şampiyonluk yaşayan kulübümüz maalesef 2018 yılında ikinci lige düştü. Bursa gibi ekonomisi çok büyük, sanayisi, tekstili, otomotivi, inşaatı, gıdası gibi üretkenleri çok fazla olan, üretimin çok fazla olduğu bir şehrin tek kulübünün, şampiyonluk yaşamış bir kulübünün tekrar ikinci lige düşmesi tabii ki hepimizi çok fazla rahatsız etti. Ben bir Bursa aşığı olarak Bursa'da kentsel dönüşümü başlatan firmayla beraber, Ergünkent İnşaat'la beraber, arkadaşlarımla beraber Bursaspor'a ne yapabiliriz? Bursaspor için nasıl bir plan yapabiliriz? Nasıl bir düşünceye girebiliriz? Nasıl bir uygulamaya girebiliriz? Bursaspor için aslında ne üretebiliriz? Bursaspor'u bu durumdan nasıl kurtarabiliriz? Çünkü Bursaspor dediğiniz bir kurumsal bir sadece bir kulüp değil. Hepimizin işte canı, ciğeri, Bursaspor hepimizin markası, hepimizin Bursa'daki ilk aklına gelen kurum. O yüzden arkadaşlarımla beraber dediğim gibi bir planlama yaptık, bir düşünceye girdik, bir fizibilite çalışmaları yaptık. Milli Emlak arazisinin Bursaspor'a kiraladığı, özcede bulunan 108 dönüm arazide neler yapabiliriz formüllerini düşündük. Biliyorsunuz bugüne kadar bu araziyle alakalı çok fazla seçenek gündeme getirilmişti. Herkes çok fazla öneri sunmuştu ama bunların hepsi, hatta tamamı bu arazinin hazine tarafından Bursaspor'a bağışına yönelikti. Yani hazinenin hiçbir bedel almadan araziyi Bursaspor'a bağış yapması, akabinde Bursaspor'un araziyi satarak borçlarını ödemesi gibi bir planlama düşünüyordu herkes. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini, hazinenin olan malın tekrar hazinede kalmasını, kiracı olan Bursaspor'un ise bu içerideki durumu değiştirerek, yani spor tesis alanını değiştirerek, farklı bir uygulamaya girerek aslında hem 49 yıllığına, 50 yıllığına gelir elde edebileceği bir düzey ve aynı anda da şu anki 490-500 milyona yakın olan borcunun hemen hemen yarısını ödeme şansı sunan bir proje geliştirdik. Şöyle oldu. Daha doğrusu ben direkt de projeyi de anlatabilirim. Hazinenin 108 dönüm Bursaspor'a kiraladığı spor tesis alanı var. Özyüce'de kullanılan bu alan. Hepinizin bildiği üzere bu alan çok kıymetli bir alan haline geldi zamanla. Zaten kıymetli bir arazi olmasa, alan rentable olmasa bu projenin gerçekleşmesi de çok fazla imkanlı olmazdı. Hazine Bursaspor'a ya da Bursaspor'un kurduğu bir inşaat şirketine burada bulunan 108 dönüm araziyi tekrar kiralayacak aslında. Ama bu kiralama hükmünü biz şöyle değiştireceğiz. Yap, işlet, devret. 49 yıllığına. Aslında hükümetin ve herkesin desteklediği bir model şu an bu. Hazine Bursaspor'a burayı yap, işlet, devret modeliyle 49 yılına kiraladıktan sonra Bursaspor önce Nilüfer Belediyesi'ne, ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne binlik ve 5000'lik planların uygulanması adına burayı günübirlik tesis alanına ve konaklama alanı da olabilir, günübirlik tesis alanına çevirecek. Ardından X bir inşaat şirketiyle, yani Bursaspor İnşaat AŞ ve X bir inşaat şirketi hasılat paylaşımı ortak bu işe girebilir. Yine Bursaspor İnşaat kat karşılığı X bir inşaat şirketine burayı verip yaptırabilir. Bizim bulduğumuz formülde ise en iyi, yani en doğru sistem hasılat paylaşımı sistemi. 108 dönüm araziden toplam 30 bin metrekare kiralanabilir mağaza ve 30 bin metrekare kapalı otopark alanı çıkıyor. Hasılat paylaşımında genelde, yani en üst seviyede Bursa'da %50 oranını düşünürsek, yani %50'si Bursaspor'un, %50'si ise işte ABC inşaat diyelim, ABC inşaatın olduğunu düşünelim. Bursaspor'a 15 bin metrekare mağaza ve 15 bin metrekare kapalı otopark geri kalıyor. %50 ile anlaştığını düşünürsek. Şimdi kalan bu 15 bin metrekare mağazayı Bursaspor devir etmek isterse, yani 49 yıllığına bak Milli Emlak Müdürlüğü'nden, hazineden aldığı bu mülkü, şeyi, arazi işini isterse devredebilir. Bursaspor geliştirilecek bu projede kendisine kalan %50 hakkına kalan 15 bin metrekare mağazayı satışa çıkarabilir. Yani kiralık hakkı satışa çıkarabilir. Ortalama 13, 14, 15 bin lira gibi bir bedelle çok rahat bir şekilde, hatta daha yüksek, bunun satılabileceğini biz öngördük arkadaşlarımla. Bu da yaklaşık 200 milyon liraya tekabül ediyor. Bursaspor kulübümüz bu 200 milyon lirayla işte 500 milyon lira olan, 500 milyon liraya yakın olan borcunun isterse yarısını da kapatabilir. Yeni transferler de yapabilir. İşin diğer cazibesi ise Bursaspor'a burada borcunu ve yeni transferlerini yapması için bulunan nakdin yanında artı 49 yıl boyunca aşağıda Bursaspor'a kalan 600 araçlık bir kapalı otopark alanı olacak. Bunun da 49 yıllık planlamasını yaptığımızda yaklaşık 1,4 milyar TL 49 yıl içerisinde Bursaspor kulübüne bir ek katkı olacak. Biz bunu neden böyle düşündük? Çünkü neden bize daha doğrusu mantıklı geliyor?
arazi hazinenin, tekrar hazinenin kalıyor. Kiracı Bursa Spor'du, tekrar Bursa Spor oluyor. Burada bizim yaptığımız tek şey spor tesisi olan arazi tanımını günübirlik tesis alanına çevirmek. 0.20 emsali var arazinin, tekrar 0.20 emsal oluyor. Hiçbir emsal artışı vesaire de olmuyor. Yani kısacası aslında Bursa Spor 200 milyon liraya mağazaları satarak kısa vakitte, yani çünkü bu inşaat toplamda 8 ay 9 ay gibi bir süre sürer. Ya 8 aydan önce de Bursa Spor kendi olan hakkını satabilir. 8 ay sonra da satabilir. Çok kısa vadede 200 milyon lira gibi nakit bir para elde edebilir. Ve 49 yıl boyunca her ay, hatta her gün gelir elde edebileceği bir kapalı otoparkın sahibi olur. Ve dediğimiz gibi arazi tekrar hazinenin, kiracı tekrar Bursa Spor'un olur. Burada hiçbir şey değişmemiş olur. Bizim burada formülümüz, açıkçası anlattığımız birçok insana da mantıklı geldiği için bunu burada sizinle paylaşmak istedik. Eğer sizlere de mantıklı gelirse şehir için, Bursa için, Bursa Spor için bunun desteklenmesini rica ediyorum. Yani tüm siyasi partilerden, siyasi parti temsilcilerinden, hatta tüm bürokratlarımızdan, tüm kurumlarımızdan, yani sokaktaki herkesten daha doğrusu. Eğer gerçekten Bursa Spor'u kurtarmak istiyorsak, bu fikir ya da bir başka bir fikir, hiçbir önemi yok. Lütfen hepimiz Bursa Spor'a yardımcı olalım. Bursa Spor'un elinden tutalım. Yani Bursa Spor bizim markamız. Bursa Spor varsa biz varız.